Son olarak da bugün sabah Goldman Sachs ve Bank of America'nın bankacılık endeksinde raporları geldi. Hatta endeks üzerinde de etkisini görüyoruz. Eğer mümkünse bankacılık endeksine de bakma şansınız var mı acaba? Evet. Şimdi ben bu bankacılık endeksini çok önce analiz etmiştim ve bankalarda esas hareketin başlayacağını konuşmuştum. Oradaki kırılma şu yatay banttan çıkışla oldu. Bu kırılma 2022 Nisan ayına kadar gidiyor. O zaman başladı esas hareket. O tarihten itibaren de neredeyse iki kat veya üç kat, yani rectangle formasyon hedefinin iki hatta üç kat üzerine yükseldik. Şimdi mesela ona benzer bir konsolidasyondan çıkış şurada 2000'li yıllarda olmuştu. Orada da bir simetrik üçgendi kırılma. Dikkat ederseniz buradaki, şimdi mesela formasyonlarda şuna bakıyoruz. Ne kadar sürelik bir formasyon? Formasyon ne kadar uzun olursa oradan başlayacak kırılma ve akabindeki trend o kadar sert oluyor ve daha uzun sürüyor. Dolayısıyla buradaki gördüğümüz bankacılık endeksindeki kırılma ve ardına gelen yükseliş trendi bu devam etmiş olan yaklaşık 7-8 senelik konsolidasyondan kaynaklanıyor. Yani o kadar fazla enerji birikti ki bankacılık endeksinde o kırılma ardına böyle sert bir hareketi beraberinde getirdi. Şimdi bu aylık grafik. Hemen gidelim haftalık grafiğimize bakalım. Haftalık grafiğimizdeki kırılmaya bakın. Buradaki kırılmanın hemen ardına bir pullback geliyor. Bu pullback dediğimizde nereden bakarsak 2 ay kadar sürüyor. Bu 2 ayın ardına hemen bir yükseliş. Şuradaki formasyonumuz yükselen üçgen. Bu yükselen üçgende yine bir bullish chart pattern, yani yükseliş öngören bir formasyon. Nedeni ise şu: satıcılar hep aynı seviyede ama alıcılar hep dipleri yükselen bir formasyon oluşturuyor. Yani ne demek? Buradan gelen satışta alıcılar şu dibi beklemiyor. Sabırsız bir şekilde daha yüksek seviyeden almaya çalışıyorlar. Gene satıcı aynı seviyede, fakat bu sefer alıcı bu dibi bile beklemeden daha üst dipten almaya başlıyor. Yani kısaca alıcıların güçlendiğini, satıcının ise aynı seviyede bunu durdurmaya çalıştığını görüyoruz. Bir direnç gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla yükselen üçgenin yukarı yönlü bir şey yapması, öngörüde bulunması bundan kaynaklanıyor. Yükselen diplerden, yani alıcının güçlendiğini gösteriyor. O da kırıldı. O da Temmuz ayında kırıldı yukarı yönde. Dolayısıyla yükseliş trendi devam ediyor. Şimdi günlüğe gelelim. Yaklaşalım şu son fiyat hareketine. Burada da endeksinkine benzer bir oba oluşumu vardı. Fakat o büyük ihtimalle fail ediyor. Orada da sağ omuz büyük ihtimalle 8090 seviyesindeydi. Bugünkü fiyat hareketiyle obonun fail ettiğini görüyoruz. Şimdi mesela buraya hemen bir 200 günlük ortalama koyalım. Bu obonun yine 200 günlük ortalamanın üzerinde oluştuğunu görüyoruz ki büyük ihtimalle bearish formasyonlar yükseliş trendinde daha fazla fail ediyorlar. Dolayısıyla burada şimdi fiyat hedefi hesaplayalım. Obonun genişliğini alıyoruz, yüksekliğini alıyoruz ve de onu sağ omuzun üstüne ekliyoruz. Bize gelen fiyat hedefi 9700 seviyesi oluyor. Yani bu trendin 9700 seviyesine doğru devam etmesini bekleyebiliriz. Bankacılık endeksi de pozitif gözüküyor bugün itibariyle.